Arkadaşlar merhaba, haftalık Funko haberleri videosunun ikincisine hoş geldiniz. Videoya geçebiliriz. Bu hafta duyurulan Funko'ların ilki, Türkiye'de çıkacağı duyurulan Funko'ların ilki Wednesday figürleri. 3 tane figür çıkacak. Wednesday çıkalı bir, aslında Wednesday dizisinin hype'ı bitti sayılır. Yani çünkü ilk sezon çıkalı ve biteli bayağı oldu. Ancak şimdi 3 tane yeni figür çıkıyor. Bunlar Türkiye'de olacak ve ön siparişte verilebilecek. Wednesday dizisi, ben ilk sezonu izlemedim. Yani ben genel dizileri birkaç sezon biriktirdikten sonra bir seferde başlayıp bitirmeyi seviyorum. Ama hakkında güzel şeyler duyduk. Yani güzel dizi olduğu söyleniyor. Sevenler bu figüre bakabilir. İkinci seri olarak Simpsons'ın 3 tane yeni figürü çıktı. Bu figürler de Türkiye'ye gelecek. Bu Simpsons'ın kaçıncı serisi oldu? Ben artık koptum yani. Türkiye'ye bu kadar aslında Simpsons fanı var mı? Ben emin değilim. Çünkü eskiden gene kanallarda falan yayınlanıyordu. Artık kanallarda da yayınlanmıyor. Simpsons'ların da çok fazla figürü var. Herhalde şu an Türkiye'de mevcut satılan olmadığı için getirdiler ama Simpsons'ın bayağı fazla çeşidi var. Bunlar da Türkiye'ye gelecek 3 farklı figür. Üçüncü seri olarak Boruto'nun figürleri geliyor. 3 tane farklı figür gelecek. Bunlar Türkiye raflarının, Türkiye'de satılan yerlerde de olacak. Boruto, bilmiyorum ben, Boruto izleyen de kaldı mı? Var mı? Naruto serisinden sonra, biliyorsunuz Boruto serisi Naruto'yu yazan kişi tarafından yazılmıyor. Onun asistanlarından biri tarafından yazılıyor. Bütçesi de çok düşük. Görüntü kalitesi, efektler konusunda falan sürekli eleştiriliyor. Boruto bence güzel bir anime değil. Sadece Naruto'nun hatırına belki izleyenler vardır. Ancak Boruto'nun da 3 yeni figürü Türkiye'ye geliyor. Michael Jackson'ın tekli bir figürü gelecek. Bu tekli figür yani şey değil, normal bir figür olarak geliyor. Hiçbir common olarak geliyor yani. Türkiye'de sanırım her hafta böyle belli bir müzik figürü getirmeye çalışıyorlar. O yüzden hani çeşit olsun diye bu geldi. Aslında çıkalı yeni değil ama Türkiye'ye yeni gelecek. 3 tane Pokemon figürü gelecek. Bu 3 Pokemon figürü aslında ilk bizim Türkiye'de yayınlanan ilk sezonlardan değil. Sonraki jenerasyonlardan, 4. 5. jenerasyondan 3 farklı Pokemon figürü geliyor. Pokemon bildiğiniz gibi bizde yasaklandıktan sonra diğer sezonlar hiçbiri yayınlanmamıştı. O yüzden Pokemon'u çok kısa bir dönem izlendi aslında Türkiye'de. Sonra bir daha da hiç yayınlanmadı. Aslında belki şu an yeniden yayınlanabilir ama onu da yapmıyorlar. Ancak bu Pokemon figürleri de ilk orijinal seriden olmasa da 3 adet yeni Pokemon figürü de Türkiye'ye gelecek. Türkiye Funko Pop haberlerinin sonuncusu da bir tane çekiliş yapılıyor Funko Nita Toys'un web sitesinde. Yarın son günü, hani bugün bu videoyu izliyorsanız hala geç kalmamışsınızdır. Yarın geceye kadar muhtemelen başvurular olacaktır. Batman gününe özel, Batman günü diye bir şey olduğunu ben bilmiyordum ama Batman gününe özel bir tane çekilişle tane figür verilecek. Ona da şansınızı deneyebilirsiniz. Nita Toys'un Instagram sayfasına gidip oradan şartları okuyabilirsiniz. Ben burada Nita Toys'un reklamını yapmak istemiyorum ama Türkiye dağıtımcısı olduğu için mecbur haberlerde geçiyor. Bu yurt içi haberleri bu kadardı. Şimdi yurt dışında çıkıp da Türkiye'ye gelmeyen, belki ileride, yine her zaman söylüyorum, belki ileride gelebilir ilerleyen zamanlarda ama bunlar şu an yurt dışında çıktı. Ve yurt dışından ürün alabildiğimiz sitelerden bunları da alabileceğiz yani. O ürünlere geçiyoruz yani, o çıkan figürlere. İlki FMA'nın The Compress diye bir karakterinin figürü. Bu normal 4-inch Funko değil de biraz daha büyük. Ancak yani FMA'nın bu son sezonlarını izlemedim. En son 3. sezonda falan bıraktım. Devam etmeyi düşünüyorum ama bakalım artık. Şimdi bu karakteri ben bilmiyorum açıkçası. Herhalde son sezonlarda geçen karakterlerden bir tanesi. Ya figür de çok detaylı gelmedi bana aslında. Çok hoş değil. Ama yine de FMA sevenler bu figüre de bakabilir. Yurt dışında çıkıp Türkiye'ye gelmeyen müzik figürü olarak Amy Winehouse çıktı. Amy Winehouse biliyorsunuz birkaç sene önce ölmüştü. Vefat etmişti. Ne diyeceksek artık. Onun figürü çıktı. Aslında bu vefat eden kişilerin bu lisans hakları nasıl yapılıyor ben bilmiyorum. Herhalde ailesi mi İzin veriyor figürünün çıkmasına. Figür çıktı işte. Bu da sipariş verilip yurt dışından getirilebilecek figürler arasında yeni çıktı. Herhalde bugün benim çıkanlar arasında en sevdiğim bu şunu söyleyeceğim figür. Yu-Gi-Oh serisinden Jinzo ile Time Wizard ikilisinin tek kutuda olduğu bir figür çıktı. Ancak bununla ilgili ufak bir eleştirim var. Yani Yu-Gi-Oh X serisinden karakter olması çok güzel ama Jinzo ile Time Wizard'ın bir uyumu yok. Bir tanesi Yugi'nin, bir tanesi Joey'nin.
canavarı, kartı diyeyim. Yani bilmiyorum, Time Wizard'la uyumlu olan başka, yani bir anlamı olan, ikili olarak bir anlamı olan başka figürler de vardı ama böyle bu seçim yapılmış. Yani çok güzel duruyor. Bugün herhalde okuyacaklarımın içinde benim en çok hoşuma giden, alsam almak isteyeceğim bu olurdu. Demon Slayer'dan Yushiro ve Zenitsu çıktı. Bu iki figür de sanırım Zenitsu Glow in the Dark olarak çıkıyor. Ekranda görüyorsunuzdur zaten. Demon Slayer'ın da neredeyse her ay bir tane figürü çıkıyor yani. Bayağı abuse'lanıyor Demon Slayer. Çok daha köklü animelerin çok daha az figürü var yani. Bu hafta da Demon Slayer köşemizde bu iki figür vardı. Geçen hafta da Nezuko çıkmıştı zaten. King Daredevil diye bir figür çıktı. Ben Daredevil'ı çok sevmiyorum açıkçası. Yani bana hitap etmiyor diyeyim. King Daredevil de dizden karakter mi artık bilmiyorum. Dizisi de devam ediyor mu onu da bilmiyorum. Dizisini de izlemedim. Bu figür de Türkiye'ye gelmeyecek. Ama figür gayet hoş gözüküyor. Yani ortalama bir süper kahraman karakterine göre. Zaten Funko'da yıllar geçtikçe figür kalitesi artıyor aslında. Onu da dikkatli bakıldığı zaman görülebilir. Bu da yurt dışına çıkıp da bize gelmeyecek figürlerden bir tanesi. Beta Ray Bill figürü çıktı. Bu daha önce bir versiyonu daha vardı. Bu Marvel figürü de. Ben bu Beta Ray Bill'i hiç filmlerde falan görmedim. Ben Marvel çizgi romanlarını takip etmiyorum. Filmlerin hiçbirinde var mıydı? Emin değilim. Elinde torun çekici gibi bir şey var. Bunun hakkında, yani bu çizgi romanları okuyup hakkında bilgisi olan yorumlarda yazarsa sevinirim. Bu ilk çıkanı da değil hatta. Daha önce de hatta bende de şurada var. Onu da göstereyim. Ya bende de şöyle bir figür vardı aslında. Bu yeni bir tane daha çıktı. Herhalde bu yeni seride gözükecek olduğunu tahmin ediyorum bu Multiverse'de. Yeni Saga'da diyeyim. O yüzden bu figürü bir kez daha çıkardılar. One Piece'in altılı Wano seti çıktı. Yani Wano setindeki kıyafetlerle altılı One Piece seti çıktı. Ya aslında ben Wano setindeki kıyafetler benim bütün herhalde One Piece arkları içerisinde en beğenmediğim kıyafetler. Çünkü karakterler biraz kendi yapılarından çok koptuğu için Wano setindeki kıyafetleri hiç sevmiyorum. Biraz da böyle aceleye gelmiş gibi figürler. Yani hiçbirinde Chase'i yok, Glow in the Dark'ı yok. Hepsi common figür olarak 6 tane çıktı. Ya ben One Piece'i çok sevsem de bu 6 figürden neredeyse hiçbiri de böyle wow dedirtmedi. O yüzden yani elime fırsat geçse de alacağımı düşünmüyorum. Bridgerton dizisinin 5 tane popu çıktı. Bunlar, bu da Bridgerton, bilmiyorum izleyen var mıdır, Netflix dizisi. Ben izlemedim. Ancak herhalde çok da üst düzey dizi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü benim Netflix dizilerine genel bir önyargım var. Hani çok kaliteli Netflix dizisi olmuyor. Çünkü Netflix'in dizi çekim yöntemi şu şekilde. Siz bir dizi fikriyle gidiyorsunuz. Birinci sezonu çekiyorsunuz, yayınlıyorsunuz. Netflix onay veriyor. İkinci sezonu çekiyorsunuz. İkinci sezonu da izlenmelerine bakılıyor. Tamam iyi deniyor. Üçüncü sezonu onay veriliyor. Üçüncü sezon çekiliyor. Bunun şöyle bir sıkıntısı var. Diziyi yazan kişiler hiçbir zaman üçüncü sezonu yazıp yazmayacaklarından emin olmadıkları için hikayeyi hep o sezonda bitiriyorlar. Yani böyle uzun, çok geniş bir hikaye yazılamıyor Netflix'e. O yüzden Netflix dizilerinde genel bir kalite düşüklüğü oluyor. Bu izlenme kaygılarını gidermek için. Yani hiç şey yapamıyorsunuz. İlk sezonda yavaş başlayacak ama gittikçe açılacak bir dizi yazamıyorsunuz. Çünkü o zaman ilk sezonunuz izlenmiyor. İzlenmediği zaman da ikinci sezonu onay vermiyor. O zaman dizi hiç izlenmeden bitmiş oluyor. O yüzden Netflix dizilerine biraz ön yargım var. Bu Bridgerton'un da işte 5 tane popu çıktı. Bilmiyorum, dizi birkaç sezon daha ilerlesin. Belki o zaman hala popülerliğini korursa o zaman bakmayı düşünebilirim. Yani ben ilk bir sezonluk dizi izlemiyorum çünkü. Yani çok 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 meraktan ölmüyorsam bir sezonluk dizi izlemiyorum. Yani. Fortnite'ın 4 tane popu çıktı. Bu Fortnite'da bilmiyorum neden Fortnite'a pop üretiyorlar. Çünkü hani gerçi Türkiye'den baktığım için belki de böyledir. Fortnite popları, Funko'ları neredeyse en değersiz Funko poplardan bir tanesi. Yani her yerde bulabiliyorsunuz. Fiyatları çok düşük. Amazon'da çok ucuz fiyatları var. Yine de üretiliyor. Amerika'da herhalde belki biraz talep olabilir. Çünkü Fortnite Amerika'da bayağı oynanıyor. Ama Türkiye'de Fortnite çok azaldı oynanması. Funko popları da gerçekten çok değersiz. Bu dört, bilmiyorum en değerli Fortnite Funko'su da hangisidir. Ama Türkiye'de bayağı ikinci plandaki serilerden bir tanesi. Türkiye'ye bunun gelmemesi isabet olmuş yani. Dungeons and Dragons için iki tane pop çıktı. Bir tanesi 6 inç, bir tanesi de üçlü, aynen bir tanesi de üçlü ejderha karışık paket. Bu ama film için değil de oyun için çıktı.
Dungeons and Dragons poplarının olması benim hoşuma gidiyor. Çünkü oyun hani bunu board game olarak oynayan arkadaşlar için hani sana ejderha saldırdı dediğinde sen hemen oraya ejderhayı koyup daha böyle hayal gücünü destekleyici şekilde destekleyici oluyor. O yüzden güzel Dungeons and Dragons poplarının çıkması. Ama bu da Türkiye'ye gelmeyecek. Yurt dışından sipariş verebilirsiniz tabii ki. Son olarak Avatar Last Airbender'ın 8 tane figürü çıktı bu hafta. Bir tane Aang havada süzülen figür var. Bir tane de Kyoshi'nin Glow in the Dark figürü var. 6 tane de Kamen figür var. Bayağı Avatar figürü çıkıyor Last Airbender olmayabilir, ben Avatar diyeyim daha doğrusu. Avatar figürü çıkıyor. Ya bilmiyorum, bu Avatar figürü çok fazla var ve Avatar figürleri gerçekten böyle çok özel figürler değil. Fiyatları da bayağı düşük. Ben sürekli dolapta falan Avatar figürleriyle karşılaşıyorum. Yani o kadar da talep olduğunu düşünmüyorum. Bunun da Türkiye'ye gelmemesi biraz isabet olmuş. Çünkü çok fazla Avatar figürü oldu. Bunlar da Türkiye'ye gelmeyecek figürlerden bir tanesi. Sondu bu. Avatar'la beraber. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya yine aynı şekilde çıkan figürleri böyle üstünden geçip video çekeceğim. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Sizin bu figürler içerisinde en çok hoşunuza giden hangisiydi söylerseniz, yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.